Evet, herkese selamlar. Bugün yeni haberler düştü. Bannerlar belli oldu. 4 nokta kaçtı? 4.4 müydü? Evet, 4.5 miydi ya? 4.4 veya 4.5. Bir dahaki patch hangisiydi unuttum. O zaman gelecek karakter Chiori belli oldu. Sanırım sadece Chiori gelecek. Çünkü başka karakter göstermediler Twitter'dan. Muhtemelen 5 yıldız olur. Zaten Gio karakteri bir de çift kılıç kullanıyor. Muhtemelen Alhight Monkey gibi bir çift kılıç olacak. Yani tek kılıç takacağız da çift kılıç kullanacak gibi. Ama yine de güzel duruyor yani. Bakalım. Yani 4.4'te gelecek yeni karakter Chiori. Şimdi şuradan bannerlara geçelim hızlıca. Shanyun, Nahida bannerları var. Bir de silahlarının bannerları açıklandı. İlk olarak Nahida'dan başlayayım. Nahida oyunun en güçlü karakterleri arasında. Eğer ki Dendro takımı oynamak istiyorsanız Nahida'yı alın. Öneririm. Zaten önermeyen yoktur herhalde oyunda. Ya Nahida, eğer ki Dendro takımları oynuyorsanız mutlaka almanız gereken bir karakter. Mesela Sion oynuyorsanız Nahida alın. Alhitem oynuyorsanız yine Nahida alın. Ya Hyperbloom oynamak istiyorsanız Nahida alın. Her türlü Nahida iş yapıyor. Bir sadece Aggravate takımlarında çok fazla önemi yok ama yine Aggravate takımlarında da iş yapıyor tabii ki. Ya önemi yok dediğimde Aggravate takımlarında işte Yao Yao, Baizu gibi karakterler hem healer hem dendro uyguladığı için daha iyi oluyor bence. Ama tabii orada da oynayabilirsiniz Nahida'yı dediğim gibi. Nahida gayet iyi bir karakter. Şimdi yeni gelecek olan Shanyun'a bakalım. Shanyun benim düşüncem güçlü bir karakter olacak. Bunu topluluk başta anlamayacak, sonra anlayacak değerini diye düşünüyorum. Tabii plancha tak oynanışını sevmiyorsanız zaten almanıza da gerek yok. Ya, oynanış sevmeme oluyor. Ama eğer ki plancha tak oynamayı sorun etmiyorsanız ya bence güçlü bir karakter olacak Shanyun. Ve zaten 4 yıldızlarda Shanyun varken bence gayet iyi. Tabii Nahida ile alakası yok bu 4 yıldızların ama Shanyun alacaklar için bu 4 yıldızlar iyi. Aslında Noelle'in de bir alakası yok. Baruzan ve Gaming'in alakası var. Ama Shanyun'da şöyle bir şey olur. Eğer ki Furina'nız yoksa Shanyun'un gücünü fazla görmeyebilirsiniz. Çünkü Shanyun'un neredeyse %90'ı takımlarının Furina içeriyor. Onu söyleyeyim. Zaten Shanyun Shao'yla falan güzel gidecek. Gaming'de güzel gidecek. Diluc'la güzel gidecek. Wuta'yla güzel gidecek diyorlar. Denememiz gerek tabii ki de. Sonra Yaemiko'yla güzel gidecek diyorlar. Yine denememiz gerek. Bizliyle güzel gidecek diyorlar. Bunu da denememiz gerek tabii ki de. Ama ya birçok karakterle iyi gidebilecek potansiyele sahip bir karakter. Bakacağız. Nasıl olacağını göreceğiz. Şimdilik 4 yıldızlara bakalım. Gaming zaten yeni karakter. Gaming'de de düşüncem şu. 10-0'da Yoimiya kadar güçlü olur herhalde. 16'da da Huta kadar güçlü olur. Benim düşüncem bu. Tabii yine oynamamız gerek. Oynanış sıkıntısı çıkaracak mı çıkarmayacak mı onları falan bakmamız gerekiyor. Faruzan var. Eğer ki bir Anemo DPS oynuyorsanız Faruzan'ı Cons 6 yapmaya çalışın. Tüm Anemo DPS oynayanlara buradan sesleniyorum. Baruza'nın Cons 6'sı kırık bir Cons. Baruza'nın Cons 6'sı tüm rüzgar hasarı veren karakterlere %40 kritik hasar artışı veriyor. Ve her 3 saniyede bir elemental yeteneğini atıyor. Ve bu elemental yeteneği enerji yeniliyor. Bu yüzden de enerji ihtiyacınız da düşüyor Faruzan'da. 230'a falan düşüyordu. Eğer ki 2 Anemo karakteriyle oynuyorsanız. 3 Anemo ile sanırım 200'e falan düşüyor. Artık Shanyun geldi. Ona bakmadım ama yine düşer yani. Her 3 saniyede bir elemental yeteneğini vurduğu için kullandığı artifact seti de taş orduya dönüşüyor. Taş ordunun azmine dönüşüyor. Çünkü taş ordunun azmi her elemental yeteneğiniz isabet ettiğinde 3 saniyeliğine %20 saldırı veriyor. Yani bu Cons 6'sı ile çok uyumlu oluyor. O yüzden taş orduya dönüşüyor. Ve zaten Cons 4'ünü de güzelleştiriyor böylece. Çünkü her 3 saniyede bir elemental yeteneğini atıyor. O zaman fazladan Faruzan kendine de enerji yeniliyor. Yani eğer ki Anemo DPS oynuyorsanız Faruzan'ı Cons 6 yapmaya çalışın. Bu benim tavsiyemdir. Eğer ki Shao mainseniz, işte Avare mainseniz, ne bileyim Heizo mainseniz, daha ne kaldı Kazuha DPS oynuyorsanız her türlü karakterinizi vurdurtuyor bu Faruzan'ın Cons 6. O yüzden bayağı güçlü konusu var. Bir de Noel'imiz var. Şimdi Noel, eğer ki bilmiyorsanız Furina ile birlikte bayağı bir güçlenen karakter Noel. Hatta şu anda en iyi 4 yıldızlı on field DPS'lerden biri. Gaming gelince muhtemelen Gaming olur da. Şu anlık Noel öyle. Tabii ki Cons 6 olarak söylüyorum. Eğer Noel'iniz Cons 6 değilse oynamayın. O yüzden de iyi. Eğer ki Cons 6 Noel falan istiyorsanız ve Furina'nız da varsa gayet iyi oynayabileceğiniz bir karakter Noel. Ya 4 yıldızlar Baruzan ve Gaming iyi. Noel de orta diyelim. Aslında Noel de iyi de
Neyse. Ha, bence 400'lara göre Shanyun bannerını atacakları için gayet güzel 400'ler. Naida için ise yani pek değil gibi. Çünkü hiçbir alakaları yok. Ama Shanyun bannerını atacaklar, yaşadı diyelim. Bir de eğer mesela forzanız hiç yok, consult yapmak istiyorsanız Shanyun'un cons 2'si kırık bir cons. Yani eğer ki forzan consult yapmak için Shanyun'da cons 2 alıyorsanız yani değer mi? Yani benim wish'im olsaydı değerdi ama bende wish yok. O yüzden yapamayacağım. Ama dediğim gibi gayet güzel Shanyun için. Şimdi bir de silah banner'ı var. Bu silah banner'ını uzatmayacağım. Silah banner'ı çöp. Şu silah bir Chongyun'a gidiyor herhalde. Başka kimseye gitmiyor. Burada kurban kitabı var. Sucrose kullanıyor. Naida kullanıyor. Element ustalığı Kokomi ve Barbara kullanıyor. Daha da kullanan yok sanırım, aklıma gelmedi. Şu mızrağı bir Shao kullanıyor. Daha da bilmiyorum. Kurban kılıcını ise Xingqiu, Kazuha falan kullanıyor. Daha aklıma yine gelmedi. Kurban yayını da Diona kullanıyor sanırım bir tek. O yüzden fazla iyi bir banner değil. 5 yıldızlı silahlara gelecek olursak Naida'nın silahı 1001 gece süzülen rüyalar. Yani Naida için, On Field Naida için gayet güzel bir silah. Naida'nın kendi hasarını arttırıyor. Zaten element ustalığı veriyor. Bir de tüm takıma 40 element ustalığı veriyor fazladan. Yani çok muhteşem bir silah değil ama olsa da güzel yani. Yani bir Naida kullanıyor sanırım. Böyle bir bakayım başka kullanabilecek bir karakter var mı diye. Aslında Yaimiko da kullanabilir. Yanfei Vayne oynuyorsanız kullanabilirsiniz. Doğru, onu unuttum. Başka Lissa Aggravate oynuyorsanız kullanabilir. Yine Klee Vayne oynuyorsanız kullanılabilir. Sucrose'da da kullanılabilir aslında ama bence kurban kitabı daha iyi. Çünkü daha fazla elemental yeteneğinizi atabiliyorsunuz kurban kitabıyla. Ama Sucrose'da kullanabilir. Şimdilik bir de Shanyun'un silahı var. Shanyun'un silahı bir Shanyun'a gidiyor. Başka kimseye gitmiyor. Ama ya tam ona göre bir silah. Temel saldırısı çok fazla. İkinci statı da saldırı. Bu niye böyle derseniz, çünkü Shanyun'un buff'ı saldırıyla güçleniyor. O yüzden full saldırı var burada. Burada da eğer ki bir plunge atak atarsa Shanyun, zaten elemental yeteneği plunge atak atıyor Shanyun'un. O yüzden ya tüm takıma 20 saniyeliğine havadan saldırı buff'ı veriyor. Ve Shanyun kendine 2,5 enerji yeniliyor eğer ki takımdan biri plunge atarsa. Ya bu silah Shanyun için çok iyi. Ve refinement'ları bu silahın çok iyi güçleniyor diye duymuştum. Evet, refinement 5'te %80 plunge hasarı veriyor. Yani iyi. Shanyun için çok iyi ama başka hiç kimseye gitmiyor. Bu silah banner de böyle. Yani önceden Shao'su olup Shanyun'u atacaklar yaşadı diyelim. Önceden Shao'su olmayanlar mecbur biraz Farzan konsu almak için bu banner'a atar diye düşünüyorum. Ama o da riskli. Ya bu banner genel olarak önceden Shao'su olup Shao için destek karakterleri almak isteyen kişiler için. Ya direkt zaten Shanyun en iyi destek karakterlerinden olacak gibi duruyor Shao'nun. Baruzan zaten en iyi destek karakteri Shao'nun. Zaten dediğim gibi önceden de Shanyun genelde Furina ile oynanacağı için Furina, Shanyun, Faruzan, Shao oynanacak genelde olarak. O yüzden yani ben sevindim Banner'a. Aslında bende Consult'ı Faruzan var bu arada. Consult'ı Noel de var. Ben de bir Raming için alacağım. Yani benim için çok bir şey fark etmedi. Ama olmayanlar için gayet iyi bir Banner bence. Tamamdır o zaman. Daha söyleyebilecek bir şeyim kalmadı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.